Ata İttifakı'ndan Adalet Partisi, Kılıçdaroğlu kararını açıkladı. Ata İttifakı'nda yer alan Adalet Partisi'nin Genel Başkanı Vecdet Öz, Partisi'nin Genel İdare Kurulu, GİK, kararını açıkladı. Öz, partimizin kararı, ittifak ortaklarımızla birlikte belirlediğimiz şartlar yazılı olarak teminat altına alınmak suretiyle başkaca hiçbir beklenti içinde olmadan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek ve bize gönül verenleri daha fazla sürüncemede bırakmamak olmuştur, dedi. 14 Mayıs seçiminde Sinan Oğan'ı destekleyen Ata İttifakı'nda yer alan Adalet Partisi, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) kararını Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz duyurdu. Öz Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ata İttifakı bileşenleri olarak partisinin GİK kararının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek yönünde olduğunu söyledi. Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğine vurgu yapan doktor Öz, tarafsız kalmanın mevcut iktidara dolaylı olarak destek vermek anlamına geleceğini belirterek şunları kaydetti: "Ata İttifakı'na gönül vermiş değerli arkadaşlarım, sizler Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçiliğini düstur edinmiş zeki ve iradesi bağımsız vatan evlatlarısınız. Sizlere istikamet belirlemek kimsenin haddi değildir. İlkeli bir siyaset yaptık ve bizlere destek verdiniz." Sizlere minnettarım. Bu destek %5 ile sınırlı kaldı ve maalesef ki amacımıza ulaşamadık. Lakin hep birlikte ortaya milli bir irade koyduk. Şunu unutmamak gerekir ki ülkemiz tarihi bir süreçten geçmektedir. Öncelikle mevcut iktidardan kurtulmamız elzemdir. Bunun yolu ideallerimize uymasa dahi kontrol altında birlikte hareket edilebilecek bir müttefiktir. Zira tarafsız kalmak mevcut iktidara dolaylı destek vermektir. Bu benim şahsi fikrimdir. Diye sözüne ekledi. Sizlerde abone olup takipte kalabilirsiniz.